Efendim herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Borsa Teknik ile karşınızdayız. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Bugün sizler için yine tekrardan ikinci programı olarak Viyop'u konuşacağız. Viyop'taki temel kavramları ve sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor olacağız. Ama öncesinde dönelim piyasadaki bir fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul bugün dalgalı seyredebilir demiştik ki şu an fiyatlamalar o yönde. An itibariyle 120.741 seviyesindeyiz. %0,79 primli Borsa İstanbul. Dolar TL tekrar tekrardan 6.0401'lere kadar yükseldi. %0.39 bir prim var. Gram altına bakacak olursak dolardaki yükselişle birlikte 304 liralara kadar çıktı. Türkiye 2 yıllıkları %11.02, 10 yıllıklar ise %11.13 seviyesinde. Evet dönelim paritelere bakalım. Dolar endeksi hala çok kuvvetli yani dolar dünyada değer kazanmaya devam ediyor. 98.73 seviyesinde dolar endeksi. Euro dolar paritesine bakacak olursak euro dolar karşısında hala kan kaybediyor diyelim. 1.09.15 seviyesine kadar geriledi. Pound dolar 1.29.79 dolar yani 109.97.20 dolar istişare frangı ise 0.97.51 seviyesinde kıymetli metallerde ons altında kısmi de olsa bir geri çekilme var. 1566 dolara kadar geri çekildi. Ons gümüşteki geri çekilme %0,44. 1020 dolar 58 cent seviyesinde paladyumda da %0,45'lik bir düşüş var. 2329 dolar seviyesinde platin 960 dolar 966 dolar. Bakır ise 2 dolar 60 cent seviyesinde. Asya borsalarındaki kapanışları hatırlayalım. Bugün Asya borsaları da pozitif kapatmıştı. Çin Şagay kompozit 2926 seviyesinde %0,87 primle, Japonya Nikkei Endeksi 23861 seviyesinde %0,74. Hong Kong Hang Seng Endeksi 27823 seviyesinde %0,87. Güney Kore Kospi 2238 seviyesinde %0,69. Hindistan Sensex ise 41565 seviyesinde %0. 85lik pozitif bir görüntüyle günü sonlandırdı. Dönelim Avrupa borsalarına bakalım. Asya borsaları pozitif kapatmıştı demiştik. Avrupa borsaları da pozitif. Euro Stoxx 50 endeks gösterge 3843 seviyesinde. Almanya DAX %0,75 primdi. 13732 seviyesinde. Fransa CAC 6077 seviyesinde %0,47 artı. İngiltere FTSE 7528 seviyesinde %0,40 artı seyrederken İspanya IBEX ise 9942 seviyesinde seviyesinde %0,67 artı. Son olarak ABD vadeleri bakalım. Orada da görünüm pozitif. Dow Jones vadeli 29.385 seviyesinde %0,43 artı seyrediyor. S&P 500 vadeli 3.370 seviyesinde %0,35 artı. Nasdaq vadeli ise 9.576 seviyesinde %0,47 artı. Bugün Borsa Teknik'te Viyop konuşacağız dedik. Engin Küçük bizlerle, Global Menkul Değerler Viyop direktörü. Engin hoş geldin, nasılsın hoş öncelikle? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz. Ee, şimdi Borsa bugün birazcık sabah saatlerinde konuştuk. Birazcık daha e, siyasi dinamiklere bakmamız evet. lazım, dalgalı seyredebilir diye. E, tabii ki dalgalı seyrediyor ama bir taraftan da e, Aselsan çok iyi bir açıklamıştı. Tekrar Aselsan yatırımcısı da bugün herhalde mutludur diye düşünüyorum. %13 an itibariyle Aselsan'daki piri. Borsa İstanbul'da en çok kuvvetlendiren hisselerin başında şu an Aselsan. Biz bugün ne konuşacağız? Biz bugün Viyop konuşacağız. Evet. Seninle ilk programda biz Viyop'a kısa bir giriş yaptık. Fakat bugün birazcık daha teknik tekniğini konuşalım dedik. Daha hani Viyop'ta mesela işlem yapabilmek için hangi temel kavramları bilmek lazım? Bunlarla bir girizgah yapalım. Bir taraftan da YouTube'dan bizi izleyenlerin soruları olursa onları da yalıtlamaya gayret göstereceğiz. İstersen bu temel kavramlarda başlayalım. İnsanların en çok sorduğu bu uzun pozisyon, kısa pozisyon yani long ve short açmak Viyop'ta nedir? Bununla başlayalım dilersen. Evet. Şimdi Viyop piyasasının işleyişi diğer piyasalardan farklı. Hı -hı. Bunu yatırımcılar da biliyor. Dolayısıyla yatırımcı Viyop piyasasında işlem yapmak için e, piyasanın temel kavramlarını, piyasanın işleyişini ve hangi sözleşmelerde işlem yapmak istiyorsa, bu sözleşmenin özelliklerini bilmek zorunda. Eğer bunları bilmezse yatırımcı işlem yapamaz. Yapsa da büyük bir ihtimalle işlemler zararla sonuçlanır. Şimdi ben temel kavramlara geçmeden önce bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Yatırımcıların da merak ettiği bir konu bazı yatırımcıların. Şimdi bazı yatırımcılar neden e, Viyop'taki e, e, sözleşmelerin fiyatı spot fiyattan büyük, fazla. Hı hı. Yani bunu yatırımcılar aslında bunun e, vade farkından dolayı olduğunu ve bunun bir vadeli piyasa olduğunu biliyor ama bu yatırımcıya dezavantaj olarak geliyor. Yatırımcı aslında e, spot piyasada almak istediği bir ürün için yatırması gereken parayı gelip Viyop'ta teminata koyduğunda zaten paranın nemalanmasıyla e, paranın zaman değerini koruduğu gibi aynı zamanda o fiyat farkı da oradan kapanmış oluyor. Dolayısıyla bu dezavantaj olarak e, gözükse de aslında dezavantaj olmaktan çıkıyor. Ne tür desek daha doğru olabilir. Aynen o şekilde. Hı -hı. Peki bu vade farkı nereden geliyor? E, yatırımcıları bir e, bilgi olarak geçmek istersek işlem yapmak istediği ürünün spot fiyatına vadeye kalan gün ve faiz çarpımını eklediğinizde zaten size vadeli fiyatı yani teorik fiyatı otomatik olarak getiriyor. O yüzden yatırımcılar dezavantaj olarak bunu düşünmesinler. Artı bunun yanında Viyop'un birçok avantajının olduğunu da ve işlem yapmak için ne kadar etkin bir piyasa olduğunu da göz önünde bulundursunlar. Şimdi bahsettiğiniz gibi gelelim temel kavramlara. Yatırımcılar sıfır gibi düşünüyorum, sıfır bir yatırımcı gibi. Viyop piyasasında yukarı yönlü fiyat hareketleri beklendiğinde yapmış olduğu alış işlemine uzun pozisyon yani long pozisyon diyoruz. Eğer e, piyasalarda düşüş beklentisiyle yapılan satış işlemleri varsa bu işlemlere de kısa pozisyon yani short pozisyon diyoruz. Basitçe piyasaların, fiyatların yukarı gideceğini düşünüyorsanız uzun pozisyon, long. Fiyatların aşağı düşeceğini düşünüyorsanız yaptığınız işlemde kısa pozisyon, short pozisyon olarak vadeli işlemler piyasasında geçiyor. E, bir de yatırımcıların merak ettiği bir konu teminatlandırma nasıl? Evet bu çok soruluyor. Yani evet. e, şimdi hani… Tamam pozisyonumu alacağım, piyasanın yukarı gitmesini bekliyorsam long, düşmesini bekliyorsam short, uzun ve kısa. Evet. Ama bunun teminatı nasıl olmalı? Herkes bu kaldıraç e, konusunda da biraz kararsız. Evet. Ona da bir değinelim istersen. Tabii. Yani şimdi e, yatırımcı hesaba teminat yatırdım, tamam iş bitti gibi değil. Hı. Şimdi bunun da bir özellikleri var. Ee, şimdi e, Viyop piyasası teminata dayalı bir piyasa. Yani işlem yapabilmek için hesapta online olarak teminat olması gerekiyor. Hisse senetleri piyasasındaki gibi alayım şimdi T2'de öderim e, Viyop piyasasında geçerli bir şey değil. Keş para olacak. Keş para olacak yani. hesapta. Şimdi nedir başlangıç teminatı? Viyop piyasasında herhangi bir sözleşmede işlem yapabilmek için Takas piyasasına, e, takas borsasına e, yatırılması gereken asgari zorunlu tutara başlangıç teminatı diyoruz. Peki yatırımcılar bu başlangıç teminatını ne olarak yatırabilir? Yatırımcılar onu soruyor. Ben teminata ne verebilirim? Hı hı. E, borsada bunu şöyle gruplandırmış. Demiş ki nakit teminat ya da nakit dışı teminat. Eğer nakit teminat yatırırsanız bu sadece TL. Ama nakit dışı teminat da yatırabilirsin. Bunlar nedir? TL haricindeki döviz, yatırım bonu, hazine bonusu, e, tahvil vesaire. Bunlar nakit dışı teminata giriyor. Şimdi yatırımcının burada e, dikkat etmesi gereken çok önemli bir konu var. Eğer bir yokta işlem yapmak istiyorsanız hı hı. hesaba da bir nakit dışı teminat yatırırsanız işlem yapamazsınız. Bunun yanında mutlaka yani döviz var mesela hesabında. TL değil de döviz var. Döviz var. Ya da işte hazine bonosu. Evet var. bunları bozmak istemiyor ama teminatı bu şekilde koydu. Biyop'ta işlem yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü Biyop'ta açmış olduğu pozisyonun %30'u kadar nakit para olmak zorunda. Yani %30. TL para bu, bu TL para bulundurmak zorunda. Neden? Çünkü Biyop'ta yapmış olduğunuz işlemlerden veya gün sonundaki uzlaşmalara göre hesabınıza geçecek karlardan ya da düşecek zararlardan e, mahsuplaşma TL üzerinden oluyor. Siz sadece bir nakit dışı teminat yatırırsanız hesabınıza e, bu sefer siz zarar ettiğinizde sizin hesabınızdan alacak TL bulamaz borsa. Hı hı. Dolayısıyla bu nakdi yani TL üzerinden nakit uzlaşmalar ve mahsuplaşmalar olduğu için yatırımcı teminata nakit dışı bir teminat yatırabilir ama mutlaka açmış olduğu poyusunun da %30'u e, nakit olmak zorunda. Bir de yatırımcıların merak ettiği bir konu var, yayılma teminatı. Yayılma teminatı da şudur, yatırımcı eğer aynı sözleşmenin, dolardan örnek verdik madem, dolardan gidelim. Dolarda, doların Şubat vadesinde uzun, Mart vadesinde kısa pozisyon almak isterse, açmış olduğu pozisyona yayılma pozisyonu denir. Nedir yayın? Farklı vadede iki evet, farklı evet. E, aslında var. Aynı sözleşmenin farklı vadelerinde birinde uzun birinde kısa gidiyorsunuz. Buna yayılma pozisyonu denir. Peki yayılma teminatı nedir? Siz açmış olduğunuz aynı sözleşmenin bir vadesinde uzun açtınız bir teminat yatırıyorsunuz. Diğer vadede kısa açtınız. Bunun için Tekrar bir teminat yatırmanıza gerek yoktur. Yani yayılma pozisyonlarında tek teminatla işlem yapabilirsiniz. Bu durumda aslında ne kar ne zarar var? Kendi kendime etmiş olmuyor muyum? Bir tarafta kar yazarken bir tarafta zarar ediyorum evet, aslında. Kendini değil mi? Evet. Yatırımcı neden bunu kullanır peki? Hı, neden? Yatırımcı neden yayılma pozisyonuna ne girer? Neden ben evet. yatırımcıyım, neden yayılıyım? Az önce de bahsettiğim gibi e, vadeli fiyat yani teorik fiyat spot fiyatın vade farkından ve faizin işlenmesiyle oluşan bir fiyat. Yatırımcılar genelde yayınma pozisyonu şunun için kullanıyorlar. E, diyelim ki siz Şubat, vadesi, Şubat vadede dolar pozisyonu alıyorsunuz uzun. Aldığınız pozisyonunuzu ama Mart vadede Mart vadenin fiyatı teorik fiyattan saptı. Hı hı. Dolayısıyla ...olması gerekenden daha üst seviyelerde seyrediyor. Siz eğer Mart vadede uzun pozisyonu Şubat'ta almışsınız... ...Mart vadede de olması gereken üzerinde bir fiyat olduğu için... ...kısa pozisyon alırsanız arada bir arbitraj yakalama şansınız olur. Dolayısıyla bu arbitraj farkından yararlanıp... bu ...arbitraj karınızı cebine indirmek istiyorsanız... yayınma pozisyonu açabilirsiniz. Sadece dolarda değil. Bazen pay sözleşmelerinde de aynı şey oluyor. Bir şirket... Viyop'ta işlem gören Yıldız Pazar 1'deki 37 tane şirketten birisi bilanço açıkladı ve arkasından temettü beklentisi var. Genelde temettü aylarındayız. E, diyelim şimdi bilanço açıkladı, Nisan'da da temettü açıklayacak. Hı hı. Ne yapabilir yatırımcı? Temettü açıkladığı zaman fiyat otomatikman düşeceği için bu vadesinde alım, Nisan vadesinde temettü beklentisi olan vadede satım yapabilir. Ki ikinci bir teminat ödemiyorum yayıldığım için evet. bir teminatla iki pozisyon açabilir. Aynen öyle ikinci bir teminat ödemiyorsunuz eğer ki yatırımcı fiyat hareketlerinden de olumsuz etkilenmiyorsunuz ama bir temettü verme durumu olursa kısa açtığınız pozisyondan otomatikman bir para kazanmış oluyorsunuz. Yani yayılma pozisyonunun, yayılma teminatının e, özelliği bu. Bir taraftan o zaman konuşacağımız çok konu var ama sorulara da bir bakalım neler soruyorlar. Mesela Cem Bey hisselerde hedge olayını ve vade geçişleri hakkında da bilgi alabilir miyiz demiş. Onunla başlayalım isterseniz. Tamam. Hisselerde hedge olayı şöyle: e, Yatırımcı e, eğer spot tarafta bir pozisyon aldı, herhangi bir hisse diyelim Garanti Bankası Garanti, bankası. garanti Bankasında Hı. bir pozisyon aldı. Bu pozisyonu niye alıyor? Bir fiyat beklentisi var. Fiyatın yukarı <laughs> fiyatın yukarı gitmesini bekliyor yatırımcı. Ama e, hece etmesi için yatırımcının vadeli piyasada daha az bir teminat ödeyerek kaldıraç sistemini kullanarak satış yapması lazım. Burada yatırımcının ne amaçla hec etmek istediği önemli. Yani eğer yatırımcı spotta aldı, vadeli de sattı bu işten bir kar elde edemez. Hissede hec işlemi yapamaz. Yani hec işlemi yapmasının bir mantığı olmaz. Ama az önce söylediğim gibi hissedeki Spotla vadeliği kullanma az önce anlattığım şekilde olur. Yatırımcı eğer e, Viop'tan e, spot'tan aldı ya da Viop'un herhangi bir vadesinden aldı, diğer vadede satış yaparak hem o vadedeki kar marjını yakalar hem de fiyat hareketlerinden olumsuz etkilenmez. Peki diğer sorularla devam edelim o zaman. E, evet bu soru da çok geliyor mesela Viop ve varant çok karıştırılıyor arasındaki evet. farkını sormuş. Şimdi varant aslında varant e, yine o da e, kaldıraçlı bir piyasa gibi düşünmek lazım ama varant yo piyasasında işlem gören e, bir enstrüman değil. Hı. Varant aslında hisse senedi piyasasında işlem gören e, bir enstrüman varant piyasası. Varant piyasasında işlem yapabilmek için bir teminat yatırılmasına gerek yok. Sadece nelerin varantları açık? Endeks varantları açık, hisse varantları açık, döviz varantları açık ve petrol varantları açık. Farkı biyo piyasasındaki yapmış olduğunuz teminatla yatırıp kaldıraçlı bir işlem yapmakla Varant piyasasında bir kaldıraçlı işlem, varant piyasasında işlem yapmanın aslında işlem yapma açısından çok farkı yok çünkü oradaki de orada da bir kaldıraç kullanıyorsunuz. Ama varant piyasasında her gün günlük bir kayıp var. Hı hı. Yani siz varantta bir pozisyon aldınız. Ee, bunu vade sonuna kadar işte hangi vade ise aynı Viyop'ta e, e, olduğu gibi varantlar da vade vadedir. Eğer bunu gün gün bekletirseniz her gün bir TETA dediğimiz bir zaman kaybı e, uygulanır. Dolayısıyla e, varantları genelde e, ya günlük olarak gireceksiniz, e, aynı spotta bir hisseye girip işlem yapacağınıza, çok para yatacağınıza Viyop'ta siz onu düşük bir teminatla yapabileceğiniz gibi Aynı hissenin varantına da girip yine çok az bir para ödeyerek aynı günlük hareketleri yapabilirsiniz. Ama günlük hareket yapmaz da uzun vadeli beklemek isterseniz günlük zaman kayıplarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazen de varantları hece etmek için de kullanıyorlar. Herhangi bir spot hisse alıyorlar. Düşmesine karşılık varantın satımını da alabiliyor yatırımcı. Böyle de işlem yapabiliyor. Hı hı. Bir taraftan bir önceki programda da konuşmuştuk ama size çok fazla soru geliyordur. Hatta dün akşam da nöbetçiydin galiba değil mi? Evet gece dün seansı. akşam. Kolay gelsin gece seansı nedeniyle. Şimdi gece seansında ayrıntılarını talep ediyor izleyenler. Gece seansı mesela hani beklenildiği gibi oldu mu? Mesela bu piyasada ben şey de merak ediyorum. İstihdam sağlayacak mı? Yeterince likit mi? Detayları ne? Ee, hani gün geçtikçe mesela artık yatırımcılar akşamları da e, burada hani nasıl diyeyim piyasayı izlemeye, takip etmeye ve işlem yapmaya başladı. Mesela çoğalıyor mu? Ne dersin? Gece seansı hakkında böyle bir bilgilendirisi. As as Aslında şöyle, e, tabii akşam seansının e, sisteme koyulması hem e, Türk borsasının, dünya borsalarının entegre olması hem de piyasaların gelişmesi açısından önemli bir adım. Ee, bu saat zaten ileriden zamanlarda 7 ile 11 değil de daha ileriki zaman, e, saatlere de kayacak galiba öyle bir beklenti var. Hı hı. Ee, şimdi akşam seansı açıldı likit mi? Akşam seansı endek sözleşmeleriyle açıldı. Dolayısıyla endek sözleşmeleri yani spot piyasa kapalı olduğu zaman işlem gören bir piyasa e, da çok fazla bir hareket beklemek e, mümkün değil. Hı hı. E, çünkü spotu kapalı ve siz VIO piyasasında spota göre hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla e, çok fazla bir hacim, çok fazla bir likidi de e, olan bir piyasa şu aşamada değil. Ama borsa bunu da e, yatırımcıların bilmesi gerekiyor. Borsa endeks sözleşmelerini açarken aslında şunu planladı hem akşam seansından şimdi ondan da bahsederim. Ee, özelliklerini açıklarken genelde yatırımcıları korumaya yönelik bir e, sistemle geldi akşam seansı. Hı hı. Dolayısıyla yatırımcılar e, işlem yaparken e, endek sözleşmeleriyle başlamasının hem bir alışkanlık hem bir biyop piyasasının artık akşam bir biyop piyasası olduğunun farkındalığını yaratmak hem de hem aracı kurumların hem de e, yatırımcıların ve borsanın Sistemi oturtmak için, teknik aksaklarını gidermek için bir geçiş e, aracı olarak kullandığı endeks sözleşmelerini. O yüzden endeks sözleşmeleri e, spot kapalı olduğu için çok fazla bir hareket olmuyor. Ne zaman hareket oluyor? Akşam dünya borsaları açık olduğunda, e, herhangi bir haber, bir beklenti, bir karar alındığında ya da piyasa açıkken ani bir haber geldiğinde, o zaman bir e, hareket oluyor ama genelde dar bantta seyrediyor. Şimdi akşam piyasası ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Akşam piyasasının işleyişini yatırımcılar e, şu şekilde kavrasınlar. Genelde karıştırılıyor. Akşam piyasası o günkü gündüz seansından e, takas ve işleyiş açısından farklı. Farklı. Evet. Yani gün içinde bugün mesela 18-15'te e, Viyo piyasası kapandığında aslında o gün işlemler bitmiş oluyor. Hı hı. Yani o gün akşamında seans var ama o seans… Bir sonraki günün ön seansı olarak düşünmesi gerekiyor yatırımcıların. Çünkü takas, kar zarar aktarımları, margin call hesaplamaları, uzlaşmalar e, gündüz seansına göre oluyor. Yani akşam seansı bir sonraki seansın ön seansı gibi düşünmeleri gerekiyor. Nedir farkları? Gündüz seansında %15 olan tavan tavan, e, endeks sözleşmeleri için açık olduğu için sadece endeks sözleşmelerinden konuşuyorum. Akşam seansında %3. Neden? spotu kapalı. Yatırımcılar yanlış bir şey yapmasınlar. Yapmasını Yatırımcıları iyi, korumak, korumak için. için. Evet. E, yine akşam seansında piyasa fiyatlı emir verilemiyor. Yani fiyatsız emir gönderemiyorsunuz. Yine yatırımcıların hata yapmaması için. Sadece limitli emir gönderebiliyorsunuz. Özel emir gönderemiyorsunuz. Esnek sözleşme oluşturamıyorsunuz. Yani bu gibi özellikleri var. yatırımcıyı koruyan özellikleri var. E, ama yatırımcılar şunu bilsinler. Bu bir geçiş aşaması. Sistem oturduğunda ve ilerleyen zamanlarda hisseler açılacak mı mesela? E, Siz görüşüyor musunuz mesela Borsa İstanbul bu konuyla alakalı sizler için bir açıklaması Zaman, oldu mu? Zaman, e, <laughs> net bir şekilde açıklama söylenmedi ama bu e, akşam seansı başlamadan önce Aracı Kurumlar Birliği'nde borsa personeliyle bir e, yine aracı kurum çalışanlarının davet edildiği bir toplantı yapıldı. <laughs> bu toplantıda aynı bu şekilde bunun bir geçiş aşaması olduğunu, <laughs> o yüzden spotu bizde olan ve manipüle edilemeyecek endeks sözleşmeleriyle başlanması gerektiğini e, ve ilerleyen zamanlarda döviz, hisse vesaire gibi diğer enstrüman e, diyeyim o şekilde birebir isim tela fuz edilmedi ama diğer enstrümanları da sisteme dahil edeceklerine ve piyasayı daha da büyüteceklerini belirttiler. Evet biz de az zaman takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. E, bu çok sorulan bir soru. Yatırımcıların da birebir şahit olduğum için yatırımcının çok karıştırdığı bir konu. E, mesela Viyop'ta Mehmet Bey sormuş örnek veriyorum demiş tek fen alıyorum. E, i̇ki ayda beklemek istiyorum çünkü yukarı evet. gitmesini bekliyorum demiş. Örnek veriyoruz tamamen. E, peki ilk gün düştü diyelim ki 50 TL zarar yazdım. Peki diğer gün ve sonraki günler sistem nasıl çalışıyor? Çünkü burada şu, kafa çok karışıyor biliyorsun. Biz hisse senetlerinde alıyoruz, kenarda kar zarar anlık değişiyor, ne varsa yazıyor ama bir yok da böyle değil. Senden tamam. dinleyelim. Şimdi şöyle e, yatırımcı diyelim, tek hissesini almış. Hı hı. Almak için bir teminat yatırmış. Hı hı. Eğer bu yatırdığı teminat tek için gereken teminat rakamı kadarsa yani birebir bir teminat yatırdıysa yatırımcı. Ki bunu asla önermiyoruz. Önermiyoruz. Mutlaka teminatın daha fazla bir teminat yatırılmasını ve bunun yüzde en azından 40-50'si ile başlanmasını öneriyoruz ki pozisyonunuz yatırımcının dediği gibi fiyat düştüğünde pozisyonunu koruyabilsin yatırımcı. Diyelim ki tekfenin teminatı 1000 lira. Hı hı. E, misal veriyorum çünkü şu an aklımda değil fiyatlar 37 tane çünkü teminat var istedi. Ve sürekli e, değişiyor. Sürekli her ay değişiyor. Evet. Diyelim ki 1000 lira ve yatırımcı 1000 lira hesaba yatırdı. Hı hı. Bir kontratlık işlem yaptı ve zarar etti. O gün zarar etti. Zarar et. Satmadı pozisyonunu ya da. Taşıyoruz. Taşıyor. Evet. ki ay taşıyacağız çünkü. Taşıyacak. Hı hı. Akşamleyin uzlaşma fiyatı belli oldu ve almış olduğu fiyattan 50 lira aşağıda geldi. Yani 50 liralık bir zararı var e, yatırımcının. Hı hı. Bu durumda yatırımcı Ertesi gün 3'e kadar işte margin call dediğimiz teminat tamamlama çağrısı yatırımcıya geliyor. Akşam 18-15'teki uzlaşma fiyatına göre. Yatırımcı ne yapıyor? Ertesi gün, ertesi iş günü saat 3'e kadar ya o 50 lirayı hesaba yatırıp teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkartacak hı hı. ya da pozisyonunu kapatacak. Yatırımcının yapması gereken bu. Ya da yatırımcı hesabına 5000 lira koydu. Bin lira. Hı hı. O gün 50 lira zarar etti. Ee, akşam uzlaşma fiyatı belli oldu. 50 lira zarar var. Akşam hesabından VIOP takas 50 liraya alıyor. Yani hesabına koyduğu 5000 lira aslında 4950'ye düşmüş oluyor. Ertesi gün başlıyor. Ama yatırımcının maliyeti artık o akşamki uzlaşma fiyatı oluyor. 50 lira düşmüş fiyat. Ertesi gün 100 lira yukarıdan mı kapattı? Ertesi gün uzlaşmasında 100 lira yukarıdaki o 100 liralık farkı hesabına yatırıyor. 5050 lira oluyor. 5050 oluyor hı hı. ve maliyeti müşterinin o oluyor. Hı hı. Yani takas ve muhasebe işlemi Viyop da bu şekilde işliyor. Ama müşteri zaten iki ay baştaki maliyetini de biliyor. Hı hı. En son kapattığında da baştaki maliyetiyle farkı bildiğinden o her gün geçen karlar, zararlar aslında aynı hesaba denk geliyor. Yani işleyişi, biyoptaki işleyiş her akşam uzlaşma fiyatına göre hesaba kar ve zararların eklenmesi ve maliyetlerin ona göre yeniden güncellenmesi şeklinde oluyor. Hı hı. Yine bir yatırımcı az önce sormuştu, onu es geçtik. Ee, hey, BİOP'taki pay sözleşmelerinde heci sormuştu bir de vade taşımayı vadi taşıma. sormuştu. Hah, şimdi vade taşımayı konuşalım. Şimdi vade taşıma da şöyle yatırımcı eğer e, vade diyelim ki Şubat bitiyor pay sözleşmesi var. E, spot, Aselsan var. Aselsan Yatırmıcı var spottan da. almadı daha fazla para vermek istemedi hı. ne gereği var dedi ben dedi teminatla aynı büyüklükte alırım dedi. Hı hı. de taşırım dedi taşıyor ve taşımak istiyor daha beklentisi de iyi. Şubat'ın sonu geldi Şubatın son işlem gününde yatırımcı eğer uzun pozisyondan bahsediyoruz, hı hı. eğer uzun pozisyonu kapatmazsa o gün bittiğinde son işlem gününde, ertesi gün bir kontrata 100 lot gelecek şekilde hisse senetleri hesabına geliyor. Örnekle verelim, yatırımcı bir kontrat asasını son gün satmadı. Bir kontrat asasan taşıyorum izlemek için taşıdığım evet. vade sonu Şubat'ta ee, aslında bunu. devretmek istiyor ama satmadı. Satmadım. Hemen Vade sonundan bir sonraki gün hesabındaki o bir kontratı takas bank alıyor. Onun yerine 100 lot Aselsan hissesini hesabına gönderiyor. Spot'a koyuyor. Spot'a koyuyor ve sen diyor ki sen bu 100 lotun parasını bana T2'de getireceksin. Ne zamana göre? Vadenin son iş gününe göre T2. Getireceksin. Ama yatırımcı taşımak için ne yapabilir? Yatırımcı Şubat'ın son haftasında gider. Şubat vadedeki bir uzunun yani bir taşınmış olduğu kontratı kapatır. Gider Mart vadeden açar. O şekilde bir taşıma yapabilir. Hı hı. Ee, ama Peki ne zaman kapatmak mantıklı? Yani mesela vade sonunu illa bekleyelim mi? Vadeye bir hafta kala mı? Vadenin ortasında mı? Yoksa uzun vade taşıyacaksam gideyim son vadeden mi alayım? Burası da biraz yatırımcıların evet. kafası karışıyor. Aslında e, normal olması gereken şu. Vade'nin son iş günü ya da son haftasını beklemek çok mantıklı değil. Hı hı. Çünkü son hele son iki iş gün, son iki iş, 3 iş günü zamanında spotta. Hareket oluyor ama o vadedeki vadede artık işlemler yavaşlıyor. Herkes diğer vadeye kaydığı için istediği fiyattan iş e, kapanış veya kapatma yapamıyor yatırımcı. Yani ah arz talep diğer vadeye kayıyor. Hı. Dolayısıyla yatırımcının burada aslında yapması gereken e, bir hafta kaladan değiştirmeye başlaması. Bir hafta. Kalan. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi yatırımcı diyelim. E, o dönem öyle bir döneme denk geldi ki fiyat çok çıktı. Mesela bugün Aselsan çok çıktı. Çok çıktı. Çok çıktı. Aselsan taşıyordu. Yine son güne denk geliyor. Yatırımcı Şubat vadeyi kapatıp bir iki gün bekleyebilip bekleyebilme şeyi varsa veya artık bir geri dönüş bekliyorsa bir gün sonra diğer vadeden de alabilir. Yani çok çıkmış hisselerde. Yani bunu örnek olarak gösterdim. O günkü şeye göre ya da o pozisyonu kapatır. Bir olay, bir haber gelmiştir. Olumsuz piyasalara satış gelmiştir. O anda almaz. O satışla beraber diğer vadeden daha düşük maliyette de alabilir. Ama genelde önerimiz son 2-3 iş gününe bırakmaması. Hı hı. Çünkü yeterli hacim olmuyor, piyasa yapıcılar da çok fazla olmuyor, istediği fiyattan kapanış yapamıyor, değiştirme yapamıyor yatırımcı. Daha soracak çok sorun var ama öncesinde istersen bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii Sizin için. sorularınıza birlikte diyelim efendim kısa bir ara. Borsa teknikte kısa bir ara demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Viyopla devam ediyoruz. Şimdi sorular da bir taraftan e, gelmeye devam ediyor. Çok güzel bir soru vardı. Hemen onu yakalayayım. E, heh, vadenin dolduğu günü konuşmuştuk biz bununla. Mesela şimdi işte evet. he, hesabımıza ne dedik? Aselsan var. Bir kontrat var. Vade doldu. Ben Aselsan pozisyonumu kapatmadım. Hesabıma 100 lot Aselsan geldi ve hesabımda para yok. eksiye düştüm. Yok. Şimdi izleyenimiz şunu soruyor. Peki bu arada parayı yatırana kadar ben bu 100 lot satabiliyor muyum? Şimdi şöyle zaten bu fiziki teslimat buna fiziki teslimat diyoruz. Bu sadece pay sözleşmelerinde var. Ve işlem gören tüm sözleşmelerde nakdi sözleşme var. Nakdi uzlaşma var yani nakit üzerinden masuplaşma vade sonu oluyor. Gelelim yatırımcının sorusuna. Yatırımcı e, bir kontrat aselsan taşıdı. Ertesi hı hı. gün hesabına 100 lot aselsan geldi. Ama yatırımcı onu yatıracak o andık nakde olmayabilir. Dolayısıyla hı hı. zaten kaldıraçlı bir viyopu kullanıyor. Hı hı. Ama hesabına geldi. Yatırımcı istediği an onu satabilir. Bizde de böyle e, yatırımcılar oluyor. Unutabiliyor ya da e, saati kaçırabiliyor. Hı hı. E, unutabiliyor. Ne oluyor? Yatırımcı o gün hisse satıyor. Hı. Dolayısıyla onun da parası TEFAS 2'de geçeceği için bir günlük kredi faizini ödüyor yatırımcı. Eğer e, parayı getiremezse. Yani öyle bir avantajı var tabii ki onu e, illa paraya getirecek diye bir Hani paraya e, getirene kadar artık bu hisse senetler kaldı satamazsın. Hayır hayır diye bir öyle şey. bir zorunluluk yok. Hı -hı. Pazartesi e, diğer ertesi iş günü hesabına Aselsanlar geldiği an seans başladığından itibaren e, istediği yerden satabilir gün sonuna kadar. Dolayısıyla bir günlük sadece en fazla kredi faizi yer. Evet peki şunu da konuşalım. E, dedik ki bir kontrat hesabımızda aselsan vardı. Vade sonunda kapatmadık. 100 aselsan geldi. Diyelim ki ben longta değil yani uzun pozisyonda değil de short pozisyonda yani evet. kısa pozisyonda olsaydım. Hı -hı. Vade sonunda da kapatmasaydım bir kontrat aselsanı O zaman ne olacaktı? Hı -hı. Bir de ondan bahsedelim. Evet işte yatırımcı bir kontrat shortta gitti bu sefer. Yine son gün kapatmadı. Hı -hı. Bir gün sonra hesabında takas bank... Bir lot, bir kontrat vadeli şortunu alıyor. Onun yerine ne demiştik? Bir kontrat 100 lota eşit. 100 lot Aselsan açığa satış yapmış gibi gösteriyor. Yani 100 lot eksi hesabında bir Aselsan hissesi oluyor. Yatırımcı ne yapmak zorunda? Yine T artı 2'de. Ne zamanın T artı 2'si? Son işlem gününün, hesabına geldiği günün değil. 100 lotu getirmek zorunda. ya yani yatırımcı nereden bulacak bunu? Dolayısıyla ben unuttu, kapatmayı unuttu. Hı hı. Ödünç piyasası diye bir piyasası var. E, yatırımcı çalıştığı aracı kurumdan e, ödünç piyasasından 100 lotluk Aselsan. işlemi… E, işte, açığa bir... satış yapanlar çok iyi. Evet iyi açığa durumda, satış yapanlar. Aynı açığa satış prosedüründe uygulandığı gibi bir günlük yatırımcı o taşımış olduğu 100 lot için, çünkü o da t artı 2de ödünç piyasasında aldığı zaman o da onu t 2de getirecek. Hı hı. Dolayısıyla e, aynı shortta kalan yatırımcı da aynı longta kalan yatırımcı gibi o 100 lot aselsan için bir e, gecelik taşıma maliyeti, bir faiz küçük bir faiz ödeyerek e, işlemi e, gerçekleştirecek. Yani bu Vio piyasasının doğal doğalında var. E, yatırımcılar bu konuda şeye e, endişe etmesinler. Yalnız şöyle bir şey var biliyorsunuz 6 tane bankada açığa satış yasağı hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcılar ben bu Yıldız Pazar 1 grubunda yer alan 37 hissede bu işlemleri yapabilirler ama vadenin son günü bu 6 tane bankada isimlerini de söyleyeyim yatırımcılar bilsin. Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıf ve Halk Bankası. Bunlar da TSKB buna dahil değil. 6 tane bankada da son gün short olarak gidemezler sıp açığa satış yasak diye. Çünkü ödünç piyasası kapalı. SPK'nın borsanın tebliği var. Unutulduğu durumda ne oluyor peki? Ee, e, bu tarz yatırımcılar. Şöyle söyleyeyim, biz son günü e, artık diken üstünde Unutmasınlar üstüne, Son şey günü diken üstünde geçiriyoruz. Devamlı e, sosyal medya kanallarımızdan, e, online kanallarımızdan uyarılar geçiyoruz. Devamlı kontrolleri şey yapıyoruz. Çünkü borsa bu konuya çok hassasiyet gösteriyor. E, evet, SPK. Evet. E, dolayısıyla e, diğer kurumlar da aynı hassasiyeti gösterdiğinden eminim. E, çünkü ödünç piyasası kapalı ve cezai durumlarla karşılaşabiliyor. Dediğim gibi bu reopen doğasında var ama e, kurum bu tedbiri almak zorunda. E, diğer hisselerde sorun yok ama bu 6 tane banka sözleşmesinin vadenin son günü Açığa satış yasağı kalkana kadar short olarak gitmesinler. Long gitmelerinde hiçbir sakınca yok. yok. Sadece short olarak hı hı. gidebilirler, gitmesinler. Evet, şimdi bir taraftan Cem Bey yine soru, e, sormuş. Fakat 7 gün içinde para yatırmamız gerekiyor demiş ama orada bir yanlış anlaşılma K olmuş. T artı 2 yani 2 gün içerisinde evet. e, her gün mü kredi ödeyeceğiz demiş. E, Hayır. Aç, açıkta kaldığı gün kadar. Hayır, açıkta mi? kaldığı gün. Hesabına geldi. Hı hı. E, o gün sattığı zaman zaten ertesi gün parayı yatıracaktı. Sattığı hissenin parası da bir gün sonra geleceği için bir günlük kredi faizi ödeyecek. Evet bir günlük. Hı hı. Çok güzel bir soru var. Aslında e, hani Viop'u biz burada birazcık daha anlatmaya, e, anlaşılır hale kılmaya çalışıyoruz. E, Forex ile Viop aynı mantık değil mi diye sormuşlar. Şimdi Forex ile Vyop, mantık olarak aynı mantık ama yapıldığı platformlar farklı. Farklı. Hı hı. Şimdi... E, Geçenki konuşmamızda da bahsetmiştim. Şimdi Forex piyasası bir tezgah üstü piyasa gibi. Yani bir organize piyasada işlem gören bir piyasa değil. Dolayısıyla yine SPK denetiminde olan bir piyasa ama bir organize piyasa değil. Hatta zaten bu yüzden Forex'teki büyük kayıplar yüzünden çok fazla denetim organize olmadığı için oradaki kaldıraçı bir yüz seviyelerinden bir ona seviyelerine kadar düşürdüler. Dolayısıyla aslında Forex piyasasından çok yatırımcı biyo piyasasına kaydı. Kesinlikle. Evet, çünkü Viyo piyasası organize bir piyasa ve işleyiş bakımından her türlü doğru fiyatlamanın risk düzenli risk kontrollerinin yapıldığı bir piyasa yapı olarak aynı. Orada da kaldıraçlı işlem var. Orada da burada da kaldıraçlı işlem var. Ama piyasanın biraz işleyiş yapısı farklı. Hı hı. E, çünkü bir organize piyasayla çalışıyorsun. Öbür taraftaki işleyiş yapısı farklı. Orada stop loss'lar var mesela e, Forex piyasasında ama BIO piyasasında margin call diye bir düzenli risk kontrol sistemi var. Dolayısıyla e, siz aynı kayıpları, aynı e, stopları, stop loss'ları İki tarafta da farklı yaşıyorsunuz. Yani e, Vio piyasası ona göre daha güvenilir. E, ama bazı enstrümanlar forex piyasasında işlem görüyor. O avantajı da var. E, Vio piyasasında işlem görmeyen bazı enstrümanlar forex piyasalarında işlem görüyor. Hı. Ama dediğim gibi yapıldığı platform ve piyasanın işleyişleri farklı. Evet, bir taraftan. E 100 lota yakın vadede short açtım. 100 lot long, long açma hakkım var mı gelecek vadede teminat sıkıntısı olmadan demiş. Bunun üzerinden geçmiştik tekrar Aynen öyle. 100 kontrat kısa pozisyon açmış. Diğer vadesinde de aynı sözleşmenin 100 kontrat uzun açarsa tekrar teminat yatırmasına gerek yok yatırımcının. Şimdi Hemen o zaman devam edelim. Bizim yatırımcılar en çok, şimdi hisseleri biz artık öğrendik. Endekste burada, Viyop'ta işlem yapabiliyorsunuz. Endeks çıkacak ya da düşecek diye long, short pozisyonlar açabiliyorsunuz. Hisseleri konuştuk ama bizim yatırımcılarda en çok merak edilen bir taraftan da dolar ve altınlar var. Evet. Ben hem sana bunu sormak istiyorum. Onun öncesinde de Viyop'tan yatırımcıların en çok korkma nedeni de kaldıraç. Aslında bu piyasayı kaldıraçsız da kullanabiliriz. Önce tabii. bir bunu anlatalım dilersen. Ardından da mesela dolarda ya da altında yatırımcı hani burada sözleşme büyüklüğü nedir? Hı hı. E, hani örneklendirerek tabii, işte tabii. uzlaşma fiyatı, vadesi o nasıl oluyor? Bir de bundan bahsedersen çok sevinirim. Şimdi eee VIOP'ta kaldıraç sistemi. Tamam, VIOP kaldıraçlı bir piyasa. Hı hı. Ancak bu kaldıraç sistemini doğru kullanmak gerekiyor. Siz bir spot piyasada bir işlem yaptığınızda bunun için yatırmanız gereken fiyatı yani miktarı hı hı. aynısını vadeli tarafa koyduğunuzda dolayısıyla 8-10 kat daha işlem yapabilirsiniz. Ama siz eğer spotta aldığınız kadar miktarı vadeli de gidip aynı miktarda diyelim 100 dolar garanti aldınız. Bunun için ödemeniz gereken rakam diyelim ki 1000 lira. Hı hı. Ama siz 100 lot için 135 lira, 150 lira para vererek aynısını Viyop'ta yapabiliyorsunuz. İlla sizin Viyop'a yatırdığınız tüm parayla pozisyon açmanıza gerek yok. Yani dolayısıyla Arda oradaki 100 lotta karşılık o, değil burada da bir kontrat alın. Ha Arda kalan parayı ne yaparsınız? Viyop'ta çünkü siz öbür tarafta 1000 lira ödeyerek açtığınız pozisyonun aynısını Viyop'ta 150 lira ödeyerek açıyorsunuz. Arta kalan para sizin pozisyonunuzu korumanıza yardımcı olabilir. Başka enstrümanlarda işlem yapmanıza yardımcı olabilir. Sadece hisse değil, dövizde bir düşüş beklentisi ya da çıkış beklentisi, altında bir döviz ya da çıkış beklentisi olabilir. Parayı buralarda kullanma imkanınız var. Kaldı ki para nemalanıyor. Yani paranın zaman değeri de korunmuş oluyor. Dolayısıyla yatırımcının hiçbir kaybı olmuyor. Yani kaldıraç illa Teminatla kullanılan tüm parayla yapılan işlem olarak düşünmesin yatırımcı. Ki bence düşünmesin de zaten Hı. bu işin riskli, riskli kısmı. Yani bizim bu e, Forex piyasasında da hani daha önceden çok Hı. uzun süre çalıştığım yatırımcılarla biliyorum işte bu düzenlemenin gelmesi gerekiyordu. Çok kişinin canı yandı. Diyop'ta evet. da çok kişinin canı yandı. Çünkü bizim burada yaptığımız hata aslında kaldıraç kullanmak. Evet. Yani gidiyoruz 100 liramız varsa çok daha iyi biliyorsun yani Diyop direktörü olarak. 100 liranın tamamıyla pozisyon açılıyor. Aslında diyoruz ki... E, Hadi spotta Her alacağın için, miktar kadar, kadar gel orada al. Aynı şey. Aynı Spot şey için, için onda bir para ödeyeceksen değil mi? Aynı öyle. Vadelde de o kadar aynı. Aynen öyle. Ediyoruz. Çünkü sistemin çok güzel avantajları var. Yani sana boşta para bırakıyor bir kere. İstediğin gibi kullanabiliyorsun o parayı ve spotta açtığın aynı pozisyonu açabiliyorsun. Yani bu güzel bir avantaj. Hele ki döviz Hı hı. kur risk hedginglerinde yine yatırım için altın vesaire işlemlerinde yani gidip spot'tan alma yerine vadeliden daha az bir parayla aynı büyüklükleri almak çok daha avantajlı. Hı hı. Ne, nedir mesela avantajları? Bu arada ona geçmeden hemen konumuzla alakalı diye Salih Bey bir soru sormuş. Viop'ta gecelik faiz oranını da sorar mısınız diye. Evet güzel bir soru. Şimdi Viop'taki gecelik faiz oranını yatırımcılar bilsinler ki yatırılan para Tamamen takas bank tarafından nemalanıyor. Hı hı. Yani kurumun bundan hiçbir e, artı A kurum, üzerine… Kurum diye A kurum, B kurum diye kurum, B kurum, C kurum yok. Tamamen zaten yatırımcı işlem yapmak için takasa yatırdığı para, e, hesaba yatırdığı para zaten takas bankın hı hı. hesabında duruyor. Yani kurumun hesabında durmuyor. Dolayısıyla bunları takas bank nemalandırıyor. Zannedersem son zamanlardaki bürüt 10,5-11 arasında değişiyor hı hı. bürüt olarak. Çünkü onun %15'te stopajı var. Ama bundan ne kurum? Yani çalıştığı aracı kurum ne de e, hiç kimse bir kesinti yapmıyor. Zaten yapamaz. E, dolayısıyla takas bank sadece oradan ne, bunun m, stopajını kesiyor. Çok da ufak, çok küçük cüzi bir komisyon oluyor. Ama bunların hepsini takas bank alıyor. Yani %10,5 %11 arasında değişiyor. Günlük borsa para piyasasının oranlarına göre o da değişiyor. E, faiz oranları, nemalanma oranları bu, e, bu seviyede şu an. Peki hemen biz o zaman dönelim. Altına nasıl pozisyon açarız? Mesela hem ons altın hem gram altınla işlem yapabilir mi yatırımcı burada? Spot'a göre yani gidip kuyumcudan ya da işte bir döviz bürosundan altın ya da döviz alıp satmanın eee VIOP'la karşılaştırdığında hani buradaki dezavantajı, avantajı neler mesela? Şimdi aslında e, bu işlemi nasıl kullandığına bakmak lazım. Eğer bir yatırım aracı olarak gidip e, kuyumcudan ya da başka bir yerden e, spot'tan döviz e, altın almak istiyorsa yatırımcı hı hı. E, aynı altını gelip vadeli piyasadan da alabilir. E, avantajı ne? E, gram altın almak istiyor diyelim, çeyrek altın almak istiyor ya da gram altın almak istiyor, yatırım yapmak istiyor, biriktirmek istiyor. Hı hı. Gelip teminata parasını yatırabilir. Hı hı. Hem altının fiyatı yükseldikçe oradan kazanır, hem hesaba yatırdığı teminatla dolayısıyla e, nemadan kazanır. Yani yatırımcı altın yatırım işlemlerini gelip e, viyo piyasasından çok rahat, rahatlıkla yapabilir. Zaten Viyo piyasasında e, gram altın ve ons altın olmak üzere iki çeşit altın sözleşmesi işlem görüyor. Ve altın ons sözleşmesi endek sözleşmeleri ve dolar sözleşmelerinden sonra en fazla işlem gören sözleşmeler. Yani ilgi çok fazla. Çünkü hı hı. biliyorsunuz son zamanlarda da altında bir hareketti zaten altın ons da hareketli. Hı hı. Yatırımcı teminatını yatırarak altın ons kontratı alarak hem doların çıkışından hem altının çıkışından aynı seviyede fiyatına yansıdığı için çıkışlarını bu çıkışlarından yararlanabilir. Düşme beklentisinde de yine dolarda düşüş ya da altında düşüş bekleniyor. Yatırımcı gidip altın ons kontratında bu sefer satış yapabilir. Ya da gram altında gidip satış yapabilir. Altın artık düşecek, elimdeki altınlarını satar, düşecek diye gider az bir teminat, düşük bir teminat yatırarak gidip satış işlemi de yapabilir. Dolayısıyla yatırımcı çift taraflı altındaki yön beklentisine göre düşük bir teminatla spot piyasada yapabildiğin fazlasını biyo piyasasında yapabilir. Fark şu, gram altın sözleşmesinde bir sözleşmenin büyüklüğü 1 gram. 1 gram. Yani çok da cüzi yaklaşık 25 lira gibi bir teminatı var. 25 liraya 1 gram e, altın, altın alabiliyor. Yok, ee, aynı şekilde düşüp eklentisinde de 25 liraya 1 gram altın satabiliyor. Hı hı. Ee, yani hesaplaması da çok kolay. Bu önceden borsanın ilk zamanlarında e, bir kontrat 100 grama denk geliyordu. Hı hı. Biraz büyüklük fazla olduğu fazla için olunca... e, yatırımcılar biraz uzak durmaya başladılar. Dolayısıyla yo, borsa yeni bir düzenleme yaptı. Artık bir kontratın büyüklüğünü 100 gram değil 1 grama düşürdü. E, i̇şlem oluyor. Çok fazla oluyor mu altın olsa göre biraz daha az ama oluyor. Hı hı. Altın 10 sözleşmesinde de bir e, kontratlık sözleşmenin büyüklüğü bir onsa bedel. Yani bir e, kontratlık işlem yaptığınızda alt, e, altın onsu şu an fiyatı 1570 60 60 160, 160, 1560 seviyelerinde. 1560, çarpı hı hı. dolar kuru. Bu kadarlık pozisyon almış oluyor yatırımcı. Hem sözleşme büyüklüğünü yatırımcı neden bilmeksi gerekiyor? Çünkü komisyonu bunun üzerinden ödüyor. Kar zarar hesaplamasını bunun üzerinden yapıyor. Bir de yatırımcı şunu iyi biz iyi bilmeli. Altın ons işlemlerinde 1560'dan aldı, 1570'ten sattı. Aradaki fark 10 ama 10 dolar. Ha evet. Şimdi mesela gram altında gram TL, gram altında TL, da aynen işlem. öyle. Peki 10 dolar sonra bana onu TL olarak değil mi hesabı? Tabii tabii o geçiyor. borsa hangi kurdan? Merkez Bankası her gün 3.5'ta bir Hı. gösterge niteliğinde kur belirliyor. O kur üzerinden e, hesabına geçiyor. Eğer Zaten e, yatırımcı pozisyonunu kapatsa bile karını ertesi gün çekebileceği için hı hı. yani Üç beklemeden çekeyim. Bazı yatırımcılar diyor ki ben üç beklemem parayı çekeceğim. Tamam ama sen kar ettiğin zaman zaten parayı ertesi gün çekebiliyorsun. Ertesi gün. Ertesi gün çekebildiğin için. Bizde de iki gün sonra. O güncellemesini yerde. borsa yapıyor. Yani öyle kurumun kafasına göre bir kurdan hı hı. değil. Merkez Bankası'nın gösterge nitelindeki açıklanan kur borsa zaten bunları sisteme giriyor. PTRM sistemleri var. Yani e, dolar kurları devamlı güncelleniyor saatte bir. Ee, yani dedim ya organize bir piyasa, her şey düzenli bir şekilde gidiyor. Yatırımcı da burada elde ettiği kar 10 dolar üzerinden ama tabii ki onu Dolar kuru üzerinden TL'ye çevirerek hesaplarına akşam yansıyor. Hı hı. Şimdi Viyop Derya Deniz tabii konuş konuş sor sor bitmez ee, daha sorularım var ama şunu sormak istiyorum mesela global menkul değerler olarak siz Viyop eğitimleri düzenliyor musunuz? Buna yalnızca global e, menkul değerlerin müşterileri mi katılabiliyor? Mesela ben dışarıdan bir e, Viyop'u merak eden bir e, yatırımcı ya da yatırımcı adayı olarak da sizin eğitimlerinizden ne malını muyum mesela? Evet şimdi biz daha önceden bu bu tarz eğitimleri düzenledik. Hı hı. E, ne zaman ki bu 17 Ocak'ta akşam seansı başladı. Yani çok fazla işlem olmasa da artık yatırımcıların kafasında VIO farkındalığı oluşmaya başladı. başladı. Dolayısıyla talepler de artmaya başladı. Biz şimdi tekrar 15 günlük bir periyotlarda düzenli olarak yatırımcılarımıza ücretsiz tamamen ücretsiz biyop eğitimleri vereceğiz. Burada amaç finansal okur-yazarlık dolayısıyla yatırımcıların biyop bilgisini artırmak hem de piyasanın gelişmesine bilinçli yatırımcı yetiştirerek yardımcı olmak. Yatırımcılar global menkul değerlerin online kanallarından, sosyal medya kanallarından linke tıklayarak ücretsiz olarak eğitime katılabilirler. Eğitim tarihlerini peki nereden öğrenecekler? İşte Hı -hı. sosyal, medya, sosyal medya, hesaplarımızdan medya hesaplarımızdan ve online kanallarımızdan, Global. Global. Orada Evet, orada paylaşıyor olacağız. 15 günde bir düzenli olarak olacak. Katılımcı sayısı sınırlı olacak ama bunlar devamlı olacağı için yatırımcılar endişe etmesinler. Yani biz yatırımcıları bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu şeye de süreci başlattık bu hafta itibariyle. 15 gün sonra ilk eğitim vermiş olacağız. Harika. Daha da çok yorulacağım diyorsun. Evet. Hemen dönelim. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi e, birçok kişinin mağdur olduğu bir durum. Bunu e, yatırımcı kendisi de kullanabilir. Mesela büyük şirketler de kullanabilir. Hep bu hece hece konuşuyoruz ama özellikle dolarda terste <laughs> kalan. Mesela benim dolar borcum var. Evet. Kendimi gelip Fiyop'ta hece etmek istiyorum. Evet. E, ya da mesela işte hani sadece borçla da kısıtlamak. Alacağı yani dolar. Dolar alacağım var mesela Tabii. bir ay sonra. Ama gelip burada kendimi hani bu oynak karşı dolardık işte aşağıya yukarı harekete karşı korumak, korumak istiyorum kendimi. Ne yapmam lazım? Şimdi zaten e, işte Viyop'un avantajı da bu. İki yönlü işlem imkanı var. Hı. Şimdi ithalatçı şirketler kur yükselecek diye döviz ödemeleri ve maliyetleri için endişe ediyorlar. Kendilerini hecetmek etmek istiyorlar yükselişe karşı. Ama bakıyorsunuz ihracatçı şirket geliyor. E, diyor ki benim ileride döviz alacağım var kur düşünler olumsuz etkilememem lazım benim de kur satışı yapmam lazım öyle hece etmem lazım sadece şirket ve e, firma bazında değil dediğiniz gibi İşim bireysel kişi, evet. kişi 10 bin dolar borcunuz var herkesin bütçesi kendine göre çıkmasından endişelisiniz bakın altı yukarı doğru kırdı e, piyasalar biraz gergin e, Dolayısıyla yatırımcı endişeleniyor ne yapar yatırımcı gidip 10 bin dolar borcu varsa Gidip 6 liradan 60 bin lirada parası yok. 2 ay sonra verecek. Belki hı hı. parası bir ay sonra gelecek. Ama şu an hali hazırda nakdi yok. Geliyor vadeli işlemler piyasasına bir kontratın sözleşme büyüklüğü dolarda 1000 dolar. Yani bir kontratlık işlem yaptığınızda 1000 dolarlık pozisyon almış oluyorsunuz. Hı hı. Borcunuz varsa diyelim borcunuz Mart sonuna mı? hı. hı. 10 kontrat, 10 bin dolar borcunuz var. Gidip 10 kontrat alıyorsunuz. Ne kadar ödüyorsunuz? Şu an güncel teminatı ayda bir değişiyor ama şu an güncel teminatı doların 490 TL. 490. Yani 4.900 liraya yatırarak bir yatırımcı 10 bin dolarlık pozisyon alabiliyor. Aşağı yukarı 60 bin liralık. Pozisyon. 60 bin liralık pozisyon alabiliyor. Yaklaşık 112 e 12, bir e 13 arası bir kaldıraç seviyesi var. Genelde koruyorlar koruyorlar onu. Hı hı. E, yatırımcı bunu Alabiliyor. Hangi fiyattan alıyor? Tabii vade farkının üzerine koyduğu fiyattan ama yatırımcının kurdaki beklentisi yüksek olduğu için o fiyata razı oluyor yatırımcı. Dolayısıyla yatırımcı bir kontratlık sözleşme büyüklüğünün 1000 dolar olduğunu bildiği için ve kendini o vadede hecettiği için artık yatırımcı için isterse dolar 10 liraya çıksın, isterse 5 liraya düşsün. O aldığı fiyattan kendini hecetmiş oluyor yatırımcı. Yine aynı şekilde dövizin düşüşüne karşı. Sizin firmaların e, döviz alacakları oluyor 2 evet, ay sonra, 3 evet. ay sonra. Bizi böyle arayan çok firmalar var. E, dolayısıyla dolar biraz fazla çıktı, e, euro fazla çıktı. Ben düşüşe karşı kendimi hecetmek etmek istiyorum. Dolayısıyla hangi vadede alacağı varsa, o vadede kur satışı, euro satışı ya da dolar satışı, hangi e, para birimi cinsinden alacağı varsa orada satış yapıyor. Böylece yatırımcı, kendi e, firma kendini oradan fixlemiş oluyor ve bütçe akışını ona göre düzenliyor. Yani böyle de bir avantajı var borsanın reopen ki en son zaten dolardaki bu ataktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu öyle değil mi hem evet. firmalar hem bireysel hani dolarda pozisyonu olan insanlar anlamış oldu tabii. aslında buradaki amaç bir yatırım değil tamamen tabii kendini tabii. alacağı ya da borca karşı tabii, tabii. koruma altına, koruma altına atmak. Bir taraftan şu da çok soruluyor. Vergi, vergilendirme. Evet. Ee, ben hani kazancım için bir vergi ödüyor muyum? Hangisini de ödüyorum? Hangisini de ödeyemiyorum? Ee, evet, bu biraz çok, evet değil mi? Çok çok gelen karışıklı. çok gelen e, soru bu. Şimdi Viyop'ta da e, yatırımcılar akılda kalması için diyorum. Hı hı. Pay ve pay endekslerini yani endeks sözleşmeleriyle payları bir gruba ayırsınlar. Pay ve pay endeksleri haricindeki tüm sözleşmeler Dolar, altın, emtia, elektrik, e, aklınıza Doğal ne gelsin. geliyorsa hı. hepsi. Hı hı. E, bundan elde ettikleri kazançlar üzerinden %10 vergiye tabiler Ama endeks sözleşmeleriyle pay sözleşmelerinde elde ettiği kazançlar üzerinden vergi ödemiyor bireysel yatırımcılar. Hı hı. Kurumsal yatırımcılarsa hiçbir için ödemiyor. Yani kurumsal yatırımcılar için sıfır, bireysel yatırımcılar için pay ve pay endeksleri hariç diğer tüm sözleşmelerde %10 on stopaj var net kazanç üzerinden. Bunu da belirtmiş olalım. Evet yine güzel bir soru. Mesela Viyop'ta en çok hangi hisseler likit diye sorulmuş? Kağıtlar evet. alınıyor dersek biz yanlış yönlendirmiş oluruz ama hani mesela... Yok ben çok güzel sormuş yatırımcı. Biz bunu hani likit olarak değiştirelim soruyu. Hani mesela ben yatırımcıyım rahatlıkla gidip burada Viyop'taki hisse senetlerinde mesela alım satım yapabilir miyim? Sadece taşımak isteyenler için değil de hani günlük trade ya da bir iki günlük trade edenler için de. E, sormak istiyorum. Şimdi şöyle, e, Viyop'taki aslında bu 37 tane, Yıldız Pazar 1 grubunda kalan 37 hı hı. hissenin zaten spotta belli bir işlem hacmi ve likiditesi, e, derinliği olan e, hisseler bunlar. Dolayısıyla bunların tamamına yakının, yani hemen hemen hepsinin e, Viyop'taki işle, e, sözleşmelerde işlem görürken piyasa yapıcıları var. Dolayısıyla piyasa yapıcıları olduğu için e, fiyat istenen marjın dışına çıkmıyor. Bu 6 tane banka sözleşmesinde piyasa yapıcılar için iyi esneklik gösterdiler ama ben bu olağanüstü bir durum. Diğer zamanlar için konuşuyorum. E, dolayısıyla e, halk arz talepten dışarı çıkmıyor. Şimdi yatırımcının geldiği soruya girelim. O şuna göre değişiyor. Spotta ne kadar fazla işlem olursa hı hı. o gün onun vadelisinde o kadar işlem oluyor. Mesela bugünü ben size söyleyeyim hiç bakmadım. Bugünün birincisi bence aselsan olacak. Aselsan'da Türk Hava Yolları. Zaten hı. genelde Türk Hava Yolları, e, Garanti Bankası, bildiğimiz o büyük bankalar en fazla işlem gören sözleşmelerdendi. Dikin. Bu açığa satış hı hı. yasaklandığı zaman hatta satış yapmak isteyenler biraz daha bankalara da kaydılar Viyop'ta. Çünkü hı hı. o iki yönlü işlem şeyi var. Ama en fazla işlem olanlar spotta o gün en fazla işlem hacmine sahip olanlar. Bir hafta önce camlarla ilgili bir birleşme haberi gelmişti. Hiç o... İlk beşe ona giremeyen işte şişe cam, Soda, Anadolu cam vesaire. Yani şeyde işlem gören camların spotta hacimleri artmıştı. Bunlar vadeliye de yansıdı. Hı hı. İlk beşe girdiler. Hı hı. Yani dediğim gibi spotta fazlaysa orada da fazla. Ama normal bir zamana bakarsak Türk Hava Yolları Aselsan, Garanti Bankası genelde bildiğimiz büyük bankalar, Petkim, bunlar Ereğli, bunlar listeye giren sözleşmeler. Ki şunu da hemen hatırlatmış olalım bitirirken özellikle mesela hani Viyop'taki hisseler 9.30'da açıldığı için 9.30'dan hani böyle seans başlayana kadar yani saat 10'a kadar da mesela işlem hacimleri çok düşük olur. Evet. Buradan zaten sinyali alabiliriz. Evet. Yani değil mi spot aslında vadeli'deki hisseleri yöneliyor. Aynen öyle. Şimdi 9.30'da vadeli açılıyor ama şey de açılıyor pay hisseleri de açılıyor sözleşmeleri spot 9.40'dan itibaren açılış emirleri gönderiliyor onda başlıyor. Onda başlıyor. Aslında pay sözleşmelerindeki e, hareketten biraz da o hissenin ne kadar açılacağını yakalayabiliyorsunuz az da bir olsa. Bugün vadeli de mesela hemen süremizde bitti ama söyleyeyim sabah yerinde de söyledim. Mesela aselsan e, %3,70'lerdeydi. Ha dedik ki tamam %4'e yakın primli evet. açılacak zaten. Hızlı açıldı. Bir şey daha söylemek Lütfen. istiyorum bununla ilgili. Pay sözleşmeleri yani VYOP'ta tüm sözleşmeler 9.30'da işleme başlar. Hı hı. Kesintisiz devam eder. Hı, hı. 18-15'te sona erer gün içinde ama sadece pay sözleşmeleri 18-10'da kapanıyor. Yatırımcılar da bunu bilsinler. Yani 13-14 köşe işlem yapmak istediklerinde yapamazlar. Niye? Çünkü spottaki hisselerin kapanış saati 18 -10, Viyoptaki hisseler, sadece hisseler 18.10'da kapanıyor. Akşam 7.11 seansında da sadece endeks sözleşmeleri işlem görüyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istedim. Engin ağzına sağlık. Ee, yine biz bilgiyle ederim. donattın. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben bir, teşekkür ederim. Bir, bir sonraki ederim. yayında görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Efendim, Borsa Tekniği'nin bugün yine sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerleyim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.